Merhaba köfteler, biliyorsunuz Discord'umuzda büyük bir topluluğuz. Burada da çok ilginç bir yarışımız var. Köftelerin hazırladığı yarışlardan birisi. Özellikle isim söylemiyorum bu arada. Bir önceki yarışlarda da soranlar olmuştu. Çünkü hepsi hazırlıyor. Çok fazla yarış hazırlayanlar var. Bazıları yeni başladı, bazıları kıdemli falan. Ama bu çok güzel bir yarış. Zaten görebiliyorsunuz. Gelip siz de katılabilirsiniz. Veya kendi ekibiniz varsa siz de bu yarışları kullanabilirsiniz. Rockstar'da bulabiliyorsunuz. Hani biz de bunlardan birini göstereceğiz. Bayağı eğlenceli duran tatlı bir yarış. Bakalım şimdi bu nasıl olacak? Trophy Truck. Bu normalde Stadium Super Truck diye bir şey var. Gerçekte izleyebilirsiniz. YouTube'da var. Bu Trophy Truck'ın GTA'da pek yarışı yok. Çünkü offroad yarışlara girdiğinizde Sanchez gibi motorlarla yarışıyor ve onlara yetişemiyor. Kendi içinde bir yarışı olması lazım. Sağ olsun bizim köftelerimiz bunu halletti. Size bir köfte yarışı, güzel yarış tekrardan göstermek istedim. Yani hepsi gayet güzel ama bu birazcık daha değişik. Hatta kasıyor falan yani. Bakalım nasıl olacak. Trophy Truck'lar her yerde. H'ye basıp ışıkları açacağız şimdi. Arkayı da göstereceğim. Basın E'ye, açın ışığı. Tabii şimdi açmıyormuş, sonra başlarken. Evet, açın bir sinyal yapın. Selektörler de yapılmadı ama neyse. Pist böyle rampalı. Geçmesi çok zor. Hipodromda ama çok keyifli. Yani ateş çemberleri. Vay efendim, soldan adamı dışarı fırlatma rampaları. İşte yağmur, çamur. Tabi fırtına birazcık bilgisayarınızda kötü gelebilir. Onu belki düzeltiriz. Ama hani gerçekten topluluğumuz GTA'yı farklı bir noktaya taşıyor. Yani şu arabayı satın alsanız normal GTA'da hiçbir yerde kullanamıyorsunuz modifiyesiniz. Ama burada bu arabanın kendine ait bir yarışı mevcut şu anda. Ve mesela satın aldın, modifiye ettin, boşa gitmemiş oluyor. Şuradan rampadan atlayamadık. Hadi, hadi çıkarsın buradan. Yanıyorum, yanıyorum, öleceğim. Basınca H'ye orada şey çıkmamıştı. Şimdi ben bastım. Hop, müthiş bir atlayış. Hayda, çok kötü bir iniş. Bu arada bu pistte ilginç bir şey yapmış hazırlayan arkadaşımız. Diyor ki burası çok kısa olduğundan bir turu iki tur yaptım. Yani siz bu pisti kullanmak isterseniz bu pist iki tur atıyor bir turda. İlginç bir yaklaşım. Checkpointler sayesinde. Yani iki kere dönüyorsunuz, finish'e öyle geliyorsunuz. Bilmem nasıl anlatılır. O sebeple atıyorum mesela biz buraya ben dedim 7 tur atalım diye 7 ayarladım 14 tur olacak dediler. Dedim öyle şey olur mu ya, hemen 4 tura ayarladım. Ama biz 8 kez döneceğiz. Tabi ilginç bir şekilde tek tur sayılı da dönüş yapamayacağız. Yapısı gereği her an her şeyin olabileceği bir pist. Bakın arabalar takıldığı zaman hop, döne döne breakdance yaptık resmen orada. Tabi bu araba da çok güzel bir araba bu arada. Yani süspansiyon yükselmesi, alçalması çok güzel. Ben hatta bunu süspansiyonuna alçaltmayı da düşünmüyordum. Sonra alçalttım. Aslında şu anda biraz arttırsak bu yarışta daha güzel olabilir. Yani normalde dediğim gibi GTA'da birçok araba yarışlara sokmak için anlamsız kalıyor ama bizim hazırladığımız yarışlarda ETR1'i de hatırlayacaksınız. ET1'in uygunluğunda bir sürü yarışımız oldu. Yine Stadium Super Truck içinde harika bir pist. Daha az alevli, daha farklı varyasyonları da gelecektir. Trophy Truck'lar benim her zaman çok hoşuma giden araçlardan, özellikle
Baja 500 falan veya Dakar, oralarda çok var bu arabalardan. BJ Baldwin'di sanırım bunun da ünlüsü. Eğer şeye girecek olursanız 1500 milyaristler gibi bilgi yarışmalarına doğru gelebilir. BJ Baldwin bayağı iyi bir bu araç sürücülerinden. Soru nasıl gelir bilmiyorum bu arada, muhtemelen gelmez yani. Aramızda kalsın. Ama kızları etkileyebilirsiniz çakallar. Sizi gidik köfteler. Ey yavrum ey. Nasıl atlıyorsun oğlum? Ayda adam uçtu. Kuş uçtu, kenarda kalmış. Seni gidi seni. Hop çarpma be. Atma be. Aradan geçiversek. Geçiversek oradan. Hop, manzaralar harika. Uçuyor arabalar. Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de dışarı düştü ya. Bu yarışına da çekirge yarışı olsun. Çekirge, çekirge. İteledik la adamı. Ortadan atlamak biraz sıkıntı. Bu tarafta bu aralardan atlayacaksınız. Taktiği çözdüm ben. Aha yine tosbağa modda takılanlar var. Şu ara çok fena. Şu arada var ya, uy. La oğlum ne yapıyorsunuz la? Aha biri daha kalmış. Gating yapıyor arkadaşlar. Ay neyse geçtik. La oğlum ne yapıyorsun la? Ayda ayda. Herkes birbirine kendini intihar etti. Reis'e çarptım diye. Ve de ben bu pistte yarışamam artık dedi. Mesela 4 bölü 4 yazdı ya, buradan bir kez daha geçeceğiz yani. İki kez daha belki. Hadi karşım başla. Bu arada gerçekten pist yapan köftelerimiz, yaratıcı köfteler çok iyi işler çıkartmaya başladı. Ben aşırı memnunum. Kendilerinin şeyleri var. Yani gelip abi benle pist yapacağım dediğinizde yardımcı da oluyorlar. Çok sağlam pistler var yani. Normal yarışma için de var, şey için de var. Bir de herkes kullanabiliyor. Çünkü Rockstar için yayınlamış oluyorsunuz. Abi adama azıcık dokunduk. Pistin dışına gitti ya. Hop. Hadi nasıl ineceğiz? Hadi. İşte bu be. Son turlara girerken nazar değdi. Neyse, ışıklarım hala duruyor. Bu, en önemli şey bu. Hemen H'ye basıp açalım üstteki ışıklarımızı. Atlayabilecek miyim? Atlayamadım. Atladım. Tamam, güzel. Işıklarım duruyor. Lan oğlum düşürmeyin beni, dışarı düşürdünüz, ne yapıyorsunuz? Dışarı düştüm ya. Oo manzaraya bak. Ya son turda da olmaz abi. İki kez F'ye basılmaz. İki kez reset yedim. 5'ten 10 olduk ya. 2 dakikada 10'luk olduk. Lan dur dur. Havada da kontrol etmek gerekiyor. Geri geri atlayabilecek miyiz? Atlayamadık, sıkıştık. Olabilir. 30 kişilik bir yarış bu arada. Onu da söyleyelim. Zaten biz bu işlere niye başladık derseniz, Rockstar'ın normal yarışları hep 15-16, bazen 8. Biz şimdi baya büyük bir topluluk olduğumuz için genelde o yarışlara giremiyoruz. E abi 30'luk yarışta bir NASCAR var. Habire NASCAR mı yarışacağız? Dedik madem kendi pistlerimizi yapalım. Geçtiğimiz 5 ay içinde yani gerçekten çok sağlam bir sürü değişik pist ve daha da önemlisi Rockstar'ın sağlamadığı dengeli yarışları biz sağlamaya başladık. Yayınlarımıza da gelerek tecrübe de edebilirsiniz. Mesela karar verirken yok abi bunda dengeli olmamış, şu arabaları çıkaralım, bunları sokalım, rallilerimiz öyle, işte Le Mans tarzı arabalar var,
GT arabaları var. Yani her şey var. Offroad böyle pistler, troll yarışlar, her şeyi buluyoruz. Yani siz de gelebilirsiniz Discord'umuza ve Twitch'imize. Rastgeleriz.com'da bütün linkleri bulabilirsiniz. Hazırlayan arkadaşımızın da eline sağlık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.